masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim. İçinde İstanbul olsun. Gelseydi dava abi. Kaçırmaz, o merak etme sen. Valideciliğin davası şimdi validenin. Ama canım sen de. Sigaran var mı? Al. Ellerin titriyor be oğlum. Sakinleş biraz. Tövbe tövbe. Millete bak. Ne olmuş? Kim bilir hepsinin ne derdi var. Allah kurtarsın. Neyse. Geliyor. Bendeki de akıl sanki görüyor. Günaydın. Günaydın. İyi ki geldiniz. Demedim mi gelir diye. Merhaba Sermet Bey. Valideniz nasıllar? Selamları var efendim. Bir gün uğrasın da sevdiği aşureden yapayım diye. Sırası aşurenin Sermet. Söyleyin ne yapıyoruz? Önce sakin oluyoruz. Sakin ve güvenli. Şahitler de hazır. Ne yapıp ettim getirdim. Söyledim size. Şahitlerin acelesi yok. Benim acelem var İlhan Bey. Artık dayanamıyorum. Ne olacak? Yargıcın bugün şahitleri dinleyip dinlemeyeceği belli değil. Hem karşı taraf itiraz da edebilir. Yani boşu boşuna mı geldik avukat bey? Neyse artık, hakim söz verirse konuşursunuz. Ne söyleyeceğiz peki? Söyleyecek işte. Doğru bildiğinizi. Ben savunmamı annenin sorumsuzluğu üstüne kurdum. Öyle değil mi ama? İnsan olan bir anne el kadar bebeği terk edip gider mi? Merhaba millet. Geç kalmadım ya. Sen de mi? İlahi kaptan. Bakın kaptan da şahit. Bayağı kuvvetliyiz. Şahit kaptan. Kazanırız değil mi? Bir terslik çıkmaz değil mi? Sanmam ama inşallah karşı taraf sizin iş durumunuza pek yüklenmez. Yüklenirler. Biliyordum. Bir terslik olacağını biliyordum. Bugün elimden gidiyor çocuklarım. Amma vesveseli adamsın. O kadar da değil canım. Fiko! Bir sen eksiktin. Sabah şerifleri ayrılsın. Pazarın yok muydu bugün senin abi? Koydum birini, çocuklar ilgilenir. Niye söylemedin oğlum bugün mahkeme var diye? Söyledim ya abi. Daha geçen akşam konuştuk. Boş versene, daha bir hafta var dedin. Olur mu abi, sen öyle anlamışsın. Neyse kafam kıyaktı herhalde. Şule nerede? Avukatı nerede? Gel gel şöyle gel, oturalım. Gel sinirlenme sakin ol, otur abi şöyle otur, otur. Niye soruyorsun abi? Gelmediler daha. Hem ne yapacaksın? Ben bilirim ne yapacağımı. Gözünü seveyim abi. Başım zaten dertte. Bir delilik yapma. Burası adliye koridoru. Tamam işte. Biz de biraz adalet dağıtalım. İşte burası. Avukatı. Sen tutamadın ama kadın tutmuş. Paranın gözü kör olsun. Fikret! Fikret vekili İlhan Keskin. Bizim sıramız geldi. Abi sen tezgahın başına dönsen. Biz hallederiz abi. Kardeşimin davası. Nihat Allah aşkına. Tamam sen bana bırak. Bir dakika gel abicim. O benim kardeşimin davası. Senin kardeşinin davası. Geç abi şöyle.
Davacı tarafından ortak çocuklarının velayetiyle ilgili açılan dava, iki taraf vekillerinin de hazır bulunmasıyla görülmeye başlanmıştır. Rahmi kızı Şule'nin boşanmış olduğu eşi, Fikret'ten olma çocukları Zeynep, Alim ve Mine'nin velayetlerini geri almak maksadıyla açtığı dava... Efendim, bizce bu dava tamamen mesnetsizdir. Önceden söylesenize, tatil edip hepimiz evlerimize gidelim. Tamam, mahkeme bitmiştir. Efendim, arz etmek istediğim davacı hanımın asıl amacı... ...çocuklarıyla mutlu bir hayat süren müvekkilimin huzurunu kaçırmak... ...parlak vaatlerle çocukların aklını çelmektir. Gerilere gidersek, evliliklerinin başlangıcında... ...kısa bir mutlu dönemden sonra... Şule Hanım'ın müvekkilimin iç güveyi olmasından kaynaklanan tacizkar tutumları çok geçmeden müşterek hayatı çekilmez hale getirmiş ve davacı Şule Hanım üçüncü çocuğu henüz 2 yaşındayken evi terk etmiştir. Açılan dava sonucunda malumunuz üzere mahkeme çiftin boşanmasını hükmetmiş ve 3 çocuğun velayetini babaya tevdi etmiştir. Artık toparlasanız. Davacı sorumluluk sahibi bir anne olsaydı, daha bebek yaştaki çocuğunu bırakıp gider miydi? Hakim Bey, siz o kadını abi bilmezsiniz. Allah aşkına abi. Yaz kızım. Hülasa savunma avukatı Fikret'in çocuklara baktığını, Şule'nin ise ilgilenmediğini beyan etmiştir. Savunma şahitlerinin dinlenmesine itirazınız var mı? İtirazımız yok efendim. Kıysa itiraz etsin bakalım. Fikret çocuklarına hem anne hem baba olmuştur hakim bey. Bunu demin de duydum. Onları besler, giydirir, okullarına yollar. Kendisine anne diyen o kadının tüm sorumsuzluğuna bütün mahalle şahittir hakim bey. Konuş Nihat, konuş be. Onun konuşmasını istiyorsan sen sus. Bir daha ağzını açacak olursan atarım dışarı. Vicdansız çocuklarını terk edip gitti bu kadın. Fikret'in, yani Fikret Bey'in hayatını zehir etti. Mesela örneğin daha geçenlerde mahalleyi bastı. Silah zoruyla çocuklarını götürmeye kalktı. Müvekkilimi ölümle tehdit etti. Müvekkilini mi? Sen avukat mısın? Hayır. Yani avukat bey müvekkilini. Bu olay polise intikal etti mi? Hayır ama... Müvekkilim çocukların selameti açısından şikayeti uygun görmemiştir. Bence bu kadın ruh hastası hakim bey. Sen ruh doktoru musun? Ayrıca Fikret Bey'in yakın zamana kadar işsiz olduğu ve sırf bu dava nedeniyle göstermelik bir işe girdiğine dikkat çekmek isterim. Müvekkilim hem çocuklarının geleceğini düşünmekte hem de işsiz ve aciz babanın zor durumda kalmasını istememektedir. İşsiz değilse bile bu zamanda garson aylığıyla 3 çocuğa bakması mucize. Senin... Sakin ol, sakin. Yeter. Dışarı. Hadi. Ama bu sefer ağzımı açmadım ki hakim. Dışarı. De... Çık abicim, çık abi. Çık abicim. Toparla kızım. Davalının işe giriş tarihinin incelenmesi. Davacının tanıklarının dinlenmesi... Eksik belgelerin dosyaya eklenmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın 25 Kasım 1993 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Diğer celsede mutlaka kazanacağız. Gel lan buraya. Kaçma, kaçma. Sen benim kardeşime nasıl aciz dersin? Aciz senin babandır ulan. Gör bak o şuleyi de temiz bitti. Aşk olsun abi. Aşk olsun valla. Zaten gırtlağıma kadar batmışım. Bir de seninle uğraşıyorum ya. Sana iyilik yaramaz be. Ne halin varsa gör. Ama demedi deme. Abi. Nah. Şuraya yazıyorum. Sonunda yine bana geleceksin be. Hoş geldin baba. Ne oldu? Daha bir şey olduğu yok. Hakim bir ay sonraya bıraktı. Biz de okulda fişleri okuduk. Aferin aldım. Bir aferin de benden sana. Yemek yedin mi? Hı hı. Ötekiler nerede?
Abim bahçede, ablam daha gelmedi. Daha gelmedi mi? Halim, oğlum senin hiç karnın acıkmaz mı? Hiç dersin aklına gelmez mi? Başlayacağım artık topundan ha. Ablan nerede? Ben nereden bilirim baba? Hadi gel içeri. Ne olur bir daha zıplatayım baba, seyret beni. Bir, iki, üç, dört. Yürü dedim hadi. Zaten canım burnumdan geliyor. Bir, iki, üç, dört. Ulan ne dolmadık çilem varmış be. Karıdan ayrı çek, çocuklardan ayrı çek. Cepte beş para yok. İş yok, güç yok. Baba! Ne var? Ulan kenefte bile rahat yok be. Eşofmanı hala almadık baba. Yarın beden var. Ne eşofmanı oğlum ilkokulda? Sanki spor akademisine gidiyorsun. Çek şortu kıçına. Olur mu baba ya? Herkes alıyor. Hem öğretmen eşofman getirin dedi. Çok biliyor. Tamam, gider konuşurum. Üf be baba. Sen de... Ben çıkıyorum kızım. Güzel güzel oturup ders çalışın, tamam mı? Vurma şu topu. Ablana da gelince söyle. Külahları değişeceğiz onunla. Fena yapacağım. Vurma! Sen de gülme be! İnsülin iğne 20, süpradin 25, betadin solüsyon 15, alfasilin 10. Başka antibiyotikler de olacaktı. Onları yarın getireceğim. Çok teşekkür ederim. Aman ihmal etmeyin. İçeri gelsene, gel. Rahatsız etmeyeyim demiştim, kapalı yazıyor da. Dispazlı enjektörleri unutmayın lütfen. Tamam, yarın görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, iyi günler. Seni de beklettim Eleni teyze. Otursana şöyle, otur lütfen. Ne olur dağınıklığın kusuruna bakma. Ne çok özlemişim seni. Öyle kuz gibi uçup gitmen sert miydi sanki? Ne yapacaksın Eleni teyze? Öyle gerekti. Hayat işte. Bilmem. Neyse, eski yaraları desmeyelim şimdi. Hiç değişmemişsin kızım. Birazcık büyümüşsün o kadar. İlahi Eleni teyze. Yaşlanıyorum. Sen yaslandınsa biz ölelim. Zaman nasıl da uçup gidiyor. Hatırlıyor musun? Düşüp dizini yaralamışsın. İki gözün iki çeşme gelmişsin kapıma. Evet, tentürdiyot sürmüştün. Ne çok yanmıştı ama. Yanmıştır. Ama dizdeki yaranın yanması gönüldeki yaranın yanmasına benzemez, mumla arattır. Ah. Onca yıl hiç buralara dönmek istemedin mi kuklam? Pek gelmedi içimden. Bilirim, gelmemiştir. İki hayat birbirinden perişan. Neyse. Döndün ya artık. Peki sen ne alemdesin Eleni teyze? Ben? Ne olsun? Nasıl bıraktıysa. Yarım gün çalışarak ayda 15 milyon kazanmak ister misiniz? Kim istemez ki? Acaba nasıl bir dümen? Pazarlama işi herhalde. Kovalasan mı dersin? Vallahi bilmem ki. Büyük ihtimalle palavradır ama. Ulan yarısı yalan desek... Ayda 7,5 milyon fena mı? Fena olur mu mis gibi? Bu zamanda 6 milyon bile ihya eder seni. Ben 5'e de fitim ya neyse. Telefonunu kullanabilir miyim? Aptal aptal konuşma, telefon orada işte. Zar tutmak yok ha. Zar tutmak mı?
Alay mı ediyorsun muhterem? Teşekkür ederim. Bu iş oluyor galiba. Hemen gel dediler. İşi kaparsam akşama rakılar benden. Aman sen iş bul da rakıları ben ısmarlarım. Ha, aklıma gelmişken yukarı gel de sana bir şey göstereceğim. Gel. Artık modern çalışıyorum. Bilgisayar mı aldın? Bak, başlatma bilgisayarından. Bak oğlum. Artık takıma taktikleri bu panoda vereceğim. Şimdi. 7 numara ileri. Gerilerden destek. Beşiktaş gibi yapacağım bizim takımı göreceksin. 3 numara anında şuraya. Şurada zaten 11 numara. Bırak bu numaraları. Çağdaş yöntem oğlum bu. Çağdaş yöntem. Resmin çok güzel. İyi de masal anlatıyorsun. Edebiyat 10. Ama Nihat'cığım bu cicili bicili panoyu bırak da taktik taktik mi ona bak. Takım resmen dökülüyor ya. Ne yani? Bu benim suçum mu? Sahaya kendimi çıkıp oynayayım. Sen ne diyorsun birader be? Tamam tamam. Randevuma geç kalıyorum. Arabanın anahtarını versene. Arabam araba yok. Gözünü seveyim. Herifler beni arabalı falan görünce işi verirler belki ya. Hadi suçluluk yapma. Bana bak dikkat et. Debriyaj arızalı başıma iş çıkarma. Anlaşıldı mı? Tamam be kardeşim tamam. Ankara'ya gitmiyoruz da buradayız işte. Allah Allah. Bana bak sen böyle mi gidiyorsun? Ne yapayım? Bir kravat falan taksaydın be. Aslansın sen. Fener'e hoca olacak adamsın. Fener'e. Yine çok geç kaldım. Babam eve geldiyse küplere binmiştir. Kalkalım Orhun. Niye babandan izin almıyorsun sanki? Böyle yerlere gelmek için mi? Sen çılgınsın. Ne varmış böyle yerlerde? Kötü bir şey olduğundan değil. Korkarım babana benden de bahsetmedin. Tabii ki hayır. Hangi çağda yaşıyoruz? Yerinde olsam söylerdim. Ben söyleyemem. Hem ciddi bir şey mi var ki söyleyeyim? Kalkalım ne olur. Bakın beyim, ilanda yazdığımız 15 milyon aslında epey mütevazi bir rakam. Girgin ve çalışkan bir eleman bunun çok daha fazlasını kazanabilir. Çünkü siz sadece satış yapmayacaksınız. İnsanlığa önemli bir sağlık hizmeti sunacaksınız. Bugün romatizma tedavisi için özel bir hastaneye gitseniz bunun faturası kaça çıkar he? Biz mantıklı bir alternatif sunuyoruz. Bu alet romatizmaya, kireçlenmeye birebir. Pille çalışıyor. Artı ve eksi kutupları var. Ucunu ağrıyan yere değdiriyorsunuz, anında akım geçiyor. Başlangıcı Çin'e kadar giden mucizevi bir tedavi yöntemi bu. Romatizmaya, boyun kireçlenmesine, baş ağrısına. İşiniz çok kolay beyim. Bütün yapacağınız ev ev, dükkan dükkan, kahve kahve gezerek bu aletin tanıtım ve pazarlamasını yapmak. Satış üzerinden komisyon alacaksınız. Aklınız yattı mı? Bir de ben sizin üstünüzde deneyebilir miyim? Oh! Sonra kendi üstünüzde denersiniz. Bakın beyim, bunların satışında başarılı olursanız elektrikli masaj yastıklarımızı da pazarlayabileceksiniz. O zaman aylık geliriniz 20-25 milyonu bulur. 25 milyon mu? Ya, muazzam bir para değil mi? Sizi gözüm tuttu. Hemen işe başlayabilirsiniz. Harika. Hemen başlayayım. Sadece küçük bir ayrıntı var. Malları teslim almadan önce belli bir teminat yatıracaksınız. Ne kadar bir teminat? 1 milyon lira. Heh, neyse. Çok fazla değilmiş.
O zaman hayırlı olsun diyelim. Durun müdür bey, toplantıda. İçeri giremezsiniz. Lütfen. Konuş bakalım dolandırıcı. Ne oluyor beyim? Benim alnımda enayi mi yazıyor lan ha? Bu adamı boğacaksın ya. Dur ya. Daha iyi gebersin. Dur ya, yapma ya. Bu çıyan için iki düzine romatizm aleti. Ya. Beş tane de yastık sattım. Komisyonumu vermek şöyle dursun. Aldığı teminatın da üstüne yattı şerefsiz. Dur kardeşim ya. Onca pabuç eskittim. Yol parasını cebimden verdim. 1 milyon haraçta cabası. Pardon. Kusura bakma arkadaşım. Ulan böyle işin... Boş ver. Ben bu yumruğa razıyım. Cebimdeki parayı kurtardım iştiyse. Bu namussuz beni de kazıklayacaktı. Vur anasını satayım. Bir tane de benim için vur. Esne, esne. Esne, oğlum esnesene. Hadi dikkat. Esneyin bakayım. Daha, daha çok, daha çok. Esneyin, esneyin, esneyin. Hadi, bir, iki... Üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ne haber? Nasıl geçti he? Yine havamı aldım. Dur. Yapma ya. Dur bir dakika, dur bekle. Biraz sonra işim bitecek, beraber gideriz. Hadi, hadi. Bir, iki, say yerinde. Zıpla. Bir, iki, üç, dört. Yukarı oğlum, evladım, zıpla sana. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Zıpla, zıpla, zıpla. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Oğlum, koordinasyon oğlum. İşin sırrı koordinasyon. Hadi bir tur atın. Koşun. Koşun. Bak kızım. Yalnız kalalım istedim. Seninle özel konuşalım diye. Son zamanlarda bazı davranışların hoşuma gitmiyor. Her gün okuldan eve geç geliyorsun. Bir şey var biliyorum. Çünkü babalar bilir. Bilmek zorundadır. Aklını başına topla, tamam mı? Bak her gün gazetelerde neler okuyoruz maazallah. Aman baba. Sus. Sus, haddini bil. Bizim zamanımızda. Tabii eski kafalı gibi görünmek istemem ama sen benim dediğimi anlıyorsun değil mi? Cevap ver, anladın mı? Anladım baba. İyi, şimdi kardeşini çağır. Hangisini? Alim'i. Hadi. Alim, babam seni çağırıyor. Yine ne yaptın baba? Şimdi yatacaktım zaten. Bırak şimdi. Aç şu dolabı bakalım. Aşağıda bir paket var. O senin. Aslan babam. Harika. Bunları sana Nihat amca hediye etti. Ben bunları giyince artık gol kralı bile olurum. Bırak şimdi gol krallığını şebek. Sen Anadolu liselerini kazanıyor musun, ona bak. Ayıp ettin baba. Vallahi çok çalışacağım artık. Ben de inandım. Hadi iyi geceler. Yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Seninle ciddi ciddi konuşmamızın zamanı geldi İpek Hanım. Merhaba. Merhaba. İyi günler İpek Hanım. Nasılsınız?
Görüşmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Selam, nasılsın? Onca yıl geçti ha. Merhaba, hoş geldin. Açılış ne zaman? Hayırlı olsun. En iyisi bu galiba. Merhaba, hoş geldin. Bitir sütünü kızım. Bir çay daha içer misin baba? Sağ ol. Bana da koysana. Aziye de bir uşak tut. Bugün ilk galibiyetimizi alacağız baba. Nereden biliyorsun? Rüyanda mı gördün? Sonuncuyu da yenemezsek. Sanmıyorum. Neden takımı sen çalıştırmıyorsun? Ukala. Nihat'ın nesi var? Hadi toplayın sofrayı. Daha çok işimiz var. Bugün çamaşır da sende. Bende mi? Yok, ablanda. Ben mi çamaşır yıkayacağım baba? Evet, biz Alim'le maça gidiyoruz. Ütüyü gelince yaparım. Ama kursum var baba. Kurs öğleden sonra kızım. Ama baba ders çalışacağım. Tamam, ders çalış o zaman. Çamaşırı da ben yıkarım, ütüyü Fikret de ben abi. Yaparım. Fikret abi! Abi hadi maça. Sen git, Alim'i de al, ben birazdan gelirim. Hadi Alim, aman abi geç kalma. Biliyorsun bu maç bizim için çok önemli. Bilmez miyim? Yenilirsek mahvolur. Evet. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bu maçı alacağız. Kapağını kapatıp da götür Mine ya da kersen. Ben sen miyim? Ukala şey. Ocağı falan yakarsan dikkatli ol kızım. Gözümü arkada bırakmayın. Tamam baba. Sen de ablanın sözünden çıkma, tamam mı? Zaten ödev yapacağım. Aferin kızım. Sonbaharla ilgili ünitenin özetini çıkaracağım. Mine, ben biraz arkadaşıma gideceğim, tamam mı? Hangi arkadaşına? Seni ilgilendirmez, bir saat sonra dönerim. Öf, gene mi evde yalnız kalacağım? Ne olur sanki, büyüdün artık. Hemen dönerim, söz. Bir şey olursa Elmas teyze zaten yukarıda. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama elbet bir gün öğreneceğim. Nihat yok mu Ramazan? Maça gitti ya abi. Sen niye buradasın? Ben de gideceğim şimdi. Oo, maç başlamıştır oğlum. Nihat gitti yani değil mi, eminsin? Tabii abi çoktan. Fikret oğlum, sizin evin bahçesinde mübarek bir zatın yattığını söylüyorlar, doğru mu? Bilmem, ben hiç rastlamadım. Belki biz uyuduktan sonra geliyordur o muhterem zat. Öyle değil evladım. Yatır, yatır. Yani evliya. Ne evliyası? Bilmem. Ben de yeni duyuyorum Rasim Baba. Müteahhit bu yüzden vazgeçmiş anlaşmadan. Evliyadan mı korkmuş? Bırak sen de Allah aşkına. Adamın vardır bir dümeni. Kim bilir neden vazgeçti? Sen de bir tuhafsın oğlum. Yani gelip kapını mı çalacaktı evliya hazretleri? Niye olmasın? Komşuluk nezaketi. Tövbe de oğlum. Tövbe de. Ayrıca sen ol, eve girip çıkarken 3 kuluvallah bir elham oku. Olur mu? Olur. Okuruz. Ulan hangi çağda yaşıyoruz be? Herkes oturmuş ya. Maç bitecek abi. Sen hala buradasın. Öyle ya, gideyim. İçim de çekmiyor. Gene yenileceğiz. Ağzından yel alsın oğlum. Sağ ol valideciğim. Afiyet olsun evladım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ama henüz eczane faaliyete geçmedi. Satış yapmıyoruz. Yok, ben yani bir şey almak için değil. Öylesine gelmiştim. Hayırlı olsun ha. Teşekkür ederim.
Nasıl gitti? Ne nasıl gitti? Yani işler. Eczacılık işleri filan. İyi ya da kötü. Seni niye ilgilendiriyor? Yani benim için işler pek iyi gitmedi de. Başımda bir kadın. Allah düşmanıma vermesin. Şimdi bir de dava açtım. Çocukları almaya uğraşıyor. Eski eşim. Yıllarca aynı yastığa baş koydunuz. Şimdi niye şikayet ediyorsun? Ne bileyim peki? Çok mutlu görünüyordu. Ya sen de tuhaf tuhaf konuşmasana. Biri seni silahla mı zorladı? Kendi yolunu kendin seçti. Öyle ya. Neyse. Gitsem daha iyi olacak. Bence de. Yine de mahkemelerde falan uğraşmana üzüldüm. İnşallah çocuklar seninle kalır. Allah'ım gene de benim iyiliğimi istiyor. Hala beni, beni düşünüyor. Ne oldu gene? Ne olabilir ki abi? Yedik üç tane oturduk aşağı. Bitti mi maç? Çoktan. Nihat nerede? İçeride. Ya bu takımın hali ne olacak Fikret abi? Kalpten gideceğim vallahi. Bu adamın çalıştırdığı takımdan ne köy olur ne kasaba. Gol yolları zayıf baba. Üç numara öne çıkınca 11 numara geri gelmeli. Altı numara da içeri kaçmalı. Sen ona kadar saymasını biliyor musun da konuşuyorsun? Topa gelince ulema kesiliyorsun başımıza. Al şunu başımdan elimden bir kaza çıkacak. Vereceklerdi bana on numarayı da gösterecektim onlara. Sen o on numarayı okulda al, okulda. Ulan boynunuz kopsun. Koordinasyonun kağıdı yok size lan. Altı pastan kaleyi tutturamayan adama ne diyeyim ulan ben ha? Yazar. Maça çıkmadan önce kendin söylemedin mi oğlum? Bu maçta da gol yersem gerizekalının tekiyim diye ha? Öylesin lan. Bacak arasından gol yiyorsun. Dedi kaleciymiş. Kopardıca buna bir güzelik buyrunu. Açığa bak açığa. Ulan oğlum seyirciyi orta yapmayacaksın. 18'in içine. Biz burada koordinasyon diye yırtınıyoruz. Siz dağda emekliyorsunuz. Hı? Puh sizin topçuluğunuza. Puh ulan. Allah cezası. Aval aval bakmayın ulan. Gavur parasıyla 5 kuruş etmezsiniz. Allah canınızı alsın lan. Puh ulan. Puh. Haysiyet yok bunlarda. Şerefsizim, hepsi şerefsiz. Tamam da bir şeyler yapmak lazım. Yapacak ne var da yapmıyoruz? Burada konuşmak kolay ama kimse elini cebine atmıyor. Çocuklar doğru dürüst beslenmiyorlar ki top oynasınlar. Bizim takıma senin gibi biri lazım Bücür Fiko. Şiir gibi oynardın. Adamın başını döndürürdün. Ah o bacağın kırılmayacaktı. Genç milli olduğun günler memleketin göz bebeğiydin. Çıksın oynasın o zaman Allah Allah ya. Üstad onu demek istemedi ki. Şimdikilerde sporcu ruhu da yok birader. Bu iş sırf ufla da olmuyor ki Rasim baba. Gençlere yol göstermek, taktik vermek lazım. Sen kimsin ya? Sen ne anlarsın taktikten? Sen git altılı ganyan oynat. Hasta etme adamı ya. Sen koordinasyon nedir biliyor musun? Hoca sensin, sen bileceksin. Şşşt, o zaman konuşma. Küme düşeceğiz küme. İstifa ediyorum ulan. Daha neler? Kimse onu demek istemedi ki oğlum. O zaman ne cakcak ediyorlar Rasim baba? Alsınlar, bunu hoca yapsınlar. Bu iyi futbolcu ya, becerir. Ne oluyor ya? Ben ağzımı bile açmadım ya. Hadi be. Ayrıca... Vay 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 vay, kimler gelmiş kimler? Kaptanı Derya Hayrettin Paşa. Başlatma şimdi kaptanı Derya'ndan. Hemen bozulma be kaptan. Bugün şaka kaldıracak halim yok. Gel buyur kaptan. Geç otur şöyle geç. Sana hemen bir servis getireyim. Sağ ol. Afiyet olsun arkadaşlar. Hayrola kaptan, bir terslik mi var? Boş ver yok bir şey. Var var. Seni tanırım. Biri canını mı sıktı? Bırak kardeşim. Herifler masa başından karar veriyor.
Bizim boğaz seferlerini kaldırıyorlarmış. Yok ya, boş versene sen, nasıl kaldırırlar? Kaldırmasalar bile azaltıyorlar işte. Ya kaptan, bilmez misin? Bunlar hep söylenir. Yok yok, bu sefer iş ciddi. Yapar bu adamlar. Vah benim çocuklarıma. Çocukların mı? Sen ne zaman evlendin ya? Evlenmek şart mı? Bütün iskeleler çocuğum gibidir benim. Ne oldu Emirgan'ıma? Söküp attılar. Rumeli Sarı ne oldu? Kötü yola düştü. Bar oldu, bar. Aman be kaptan, ayrıl kurtul be. Yo, ayrılmam. Ben evlatlarıma ihanet etmem. Hepsi çocuğum benim. Sizin için bütün iskeleler, bütün gemiler aynıdır belki ama benim için her biri ayrı bir dünya. Emirgan'ın söküldüğü günün yıl dönümünde gider çiçek atarım denize ben hep. Biliyor musun? Eskiden başkaydı değil mi kaptan? Sorma Rasim, başkaydı tabii. Hani Ülev, hani Halas? Gençliğim onlarda geçti. İşte bu gemiler yüzünden evlenmedim ben. Yaşa be kaptan! Ben Haliç'e tıkılıp kalamam bundan sonra. Çeker, basar giderim. Nedir bu haliniz beyler? Sorma Rasim baba, karalar bağladık. Çalın. Dök zülfün meydana gel, sür atını terzana gel, al daireni engâme gel, bülbül senin, gülşen senin, yar, yar aman aman, aşıkınım ayrı zaman, dil muntazır teşrifine, gel aman aman, kestin mi nabi ülfeti, kırdın mı camı sohbeti, çektin mi erkencisin bu sabah. Herkesten önce açmışsın dükkanı. Hayırlı işler. Sana da, sana da. Ya ne demezsin. Önce hayırlısıyla bir iş bulalım da. Çağırdı mı seni? Kim, nereye? Açılış var ya bugün. Bir tantana bir gösteriş. Sanki fabrika açıyorlar. Altı üstü bir eczane. Yahu tutamaz mısın sen şu çeneni? Gene parazit yapmaya başladın. Parazit yapan ben değilim. Başka kanallar da girdi devreye. Neyse ben kaçıyorum. Birkaç yere bakacağım. Dur dur. Sana bu adam otu üçaresinden vereyim biraz. Enerjin artar. Aman kalsın. Ücret epey tatminkar. Evet ama sizi uyarmalıyım. Bu iş kolay değil. Ben zorluktan kaçmam efendim. Çalışırım. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna mekik dokurum evvelallah. Mesele de burada ya. Sırf İstanbul değil. Malların Anadolu'da da dağıtılması lazım. Her ayın en az yarısını yollarda geçireceksiniz. Ne diyorsunuz? Ben bunu yapamam. Neden? İşimi beğenmediniz. İş sahiden cazip ama ben İstanbul'dan ayrılamam. Benim 3 çocuğum var. Onlarla sürekli ilgilenmek zorundayım. Yazık, tam da aradığım insandınız. Yine de sağ olun. Belki başka bir sefer. Thank you.
Pardon, bir şey unuttum. Şimdi buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Acaba sonuçlar ne zaman belli olur? Yani mülakat için ne zaman geleyim? Önceden telefon edeyim mi? Sizin aramanıza gerek yok. Biz sizi ararız. Eğer aradığınızda yerimde yoksam, yani ben o numarada her zaman bulunmuyorum da, not bırakırsınız, olur mu? Tabii olur. Tamam, teşekkür ederim. Zamanki gibi çok şıksınız Bayan Elin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz Rasim Bey. Buyur kaptan. Sağ ol Bekir. Sağ ol. Sen bizi bırak da misafirlerle ilgilen. Olur usta. Hayırlı olsun. Allah kar bereketi versin. Gemiyi iskeleye bağladın kaptan. Gerçekten çok güzel olmuş. Vallahi kendi dükkanı başlıyormuş gibi çok sevinçliyiz. Doğru. Sağ ol canım. Şu sermekten kurtardın ya bizi. Allah ne muradın varsa versin. Güya bizimkini ilaç verdi. Bizimki daha beter. Ben biraz konuklarla ilgileneyim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bir aspirin alayım bari. Uğurdur. İlahi Kemal Kaptan. Biliyorsunuz bugün açılış günümüz. Onun için sen her şeyimiz bedava. Bir şey içmezsin Rasim Baba. Tedarikli geldim Nihat'cığım. Kusura bakmayın Bayan Elin. Aman efendim rica ederim. Ne mahsuru var? Oh, tamam, oh, limonata da sek içilmez ki. Çok güzel. Siz eczanede yasak ama sizler içebilirsiniz. Canım benim şekerim. Bir tane afiyet olsun. Hayatımız eczanemize afiyet olsun. Ya. Bu ne ha? Bu ne lan bu? Bu ne? Çiçek, hiç görmedin mi? Gördüm ama senin kadar yüzsüzünü görmedim. İnsan davet edilmediği yere çiçek gönderir mi lan? Ha? Ben sana göndermedim ki. Kötü bir şey mi yaptım? Hayırlı olsun diye. Başlatma ayrından be. Derdin ne senin lan? Ha? Bak, bilmediğim bir şey var. Neymiş o bilmediğim şey? Tamam, ha? Konuşalım. İzin verirsen her şeyi anlatacağım sana. Anlat bakalım. Anlatacağım ama sonra. Biraz sakinleş ondan sonra. 17 yıl önce aklın neredeydi? Tam kız kardeşinle nişanlanacakken çektin gittin o zengin kadının peşinden. İpek'ten uzak dur ulan! İpek'ten uzak dur! Bir dahaki sefere kafanı kırarım bilmiş ol. Anlaşıldı mı lan? Sen bakma o yabaninin yaptığını. Ne insan ruhundan anlar o, ne de çiçek ruhundan. Neyse, artık burada büyürsün sen de. Sana da ben bakarım. Sana baktıkça onu hatırlarım. Yani onu değil de onu. Thank you.
tatlısı olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Masal anlat baba içinde.